Diferansiyel kalkülüste öğrendiklerimizin üzerinden geçmeye ne dersiniz? Elinizdeki s fonksiyonu bir parçacığın tek boyuttaki konumunu zamana göre veren bir fonksiyon olsun. Bu fonksiyonun zamana göre türevini alırsak, evet eğer s'nin zamana göre türevini alacak olursak ne elde ederiz dersiniz? Doğru. ds bölü dt ya da konumun zamana göre değişimini elde ederiz. Peki bana konumun zamana göre değişimine ne ad verilir? Onu da söyleyebilir misiniz? Evet, yine doğru bildiniz. Hız. Hızı da zamanın bir fonksiyonu olarak not edelim. Şimdi de bunun zamana göre türevini aldığımızı düşünelim. İsterseniz konum fonksiyonumuzun bir kere değil de iki kere türevini aldığımızı da düşünebilirsiniz. Aynı şey ya da az önce de söylediğim gibi hız fonksiyonunun zamana göre türevini almaya çalışacağız. Bunu da dv bölü dt yani hızın zamana göre değişimi olarak not edebiliriz. Peki, şimdi yine soruyorum. Hızın zamana göre değişimine ne ad verilir? Harikasınız, yine doğru bildiniz. Hızın zamana göre değişimine ivme adı verilir. Sonuç olarak buradan da yine zamanın bir fonksiyonu olan e ivmeyi elde ederiz. İşe zamanın bir fonksiyonu olan konumla başlıyoruz. Zamana göre türevini alıp hızı elde ediyoruz. Hızın zamana göre türevini alınca da evet e ivmeyi. Ve eğer isterseniz tüm bunları tersten de yapabiliriz. Başka bir deyişle eğer ivmeyle e başlayacak olursak ters türev aldığımızda hemen not ediyorum. Eğer bunun ters türevini alırsak ters türev aldığımı göstermek için integral sembolünü kullanıyorum. AT DT'nin integrali ya da ters türevi. Buradan bir ifade artı C elde ederiz ve bunu hız fonksiyonunun genel formu olarak kabul edebiliriz. Evet bu hız fonksiyonuna eşit olacak özel hız fonksiyonunu bulmak içinse belirli bir anda hızın neye eşit olduğunu bilmemiz lazım ve bunu kullanarak sonra da c'yi bulabiliriz sonra bir kere daha ters türev alırsak Evet, şimdi de hız fonksiyonunun ters türevini alıyoruz. Buradan da yine zamanın bir fonksiyonu olan bir ifade ve bir sabit elde edeceğiz. Az önceki gibi sabitin ne olduğunu bulduğumuzda da zamanın bir fonksiyonu olarak konumu elde edeceğiz. Eğer belirli bir andaki konumun ne olduğunu biliyorsak, C'nin de ne olduğunu bulabiliriz. Bu kısa tekrardan sonra artık bu ifadelerin sadece diferansiyel yani türev bakış açısından değil, ters türev bakış açısından da ne anlam ifade ettiği konusunda bir fikriniz olmuştur. Şimdi de enteresan bir soru çözmek istiyorum. Diyelim ki bir parçacığın ivmesinin zamanın bir fonksiyonu olarak 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Her birim zamanda bir birim artıyor. Birim olarak metre ve saniye kullanırsak, bunun birimi de metre bölü saniye kare olur. Evet, zamanın bir fonksiyonu olan ivme buna eşit. Buna ek olarak hızı ve konumu bilmiyoruz ama belirli bir andaki hızın ve konumun ne olduğunu bildiğimizi varsayalım. Diyelim ki t eşittir 3'teki hız yani 3. saniyedeki hız eksi 3 metre bölü saniye imiş. Biraz daha net olması adına birimleri yazmam daha iyi olacak sanki. İğmenin birimi metre bölü saniye kare, hızınki de az önce söylediğim gibi metre bölü saniye. t eşittir 2 iki, yani 2. saniyedeki konumda eksi 10 metre olsun. Tek boyutlu düşünecek olursak bu sayı doğrusu üzerinde sıfırın solunda kalan 10'dur. Ve işte soru geliyor. Burada verdiğim bilgileri ve yukarıda tekrarımızı göz önünde bulundurarak hız için genel bir ifade elde edebilir misiniz? Sadece t eşittir 3'teki hız değil, hız için genel bir ifadeden bahsediyorum. Ek olarak bir de konum için bir ifade elde etmeye çalışalım. Ne duruyorsunuz hadi? Her zamanki gibi videoyu durdurun ve soruyu benden önce siz çözmeye çalışın. Şimdi gelin birlikte çözelim. Zamanın bir fonksiyonu olan hızı ters türev alarak bulabileceğimizi biliyoruz. Zamanın bir fonksiyonu olan iğmenin ters türevi. İğme 1'e eşitti. Bunun ters türevi t'ye eşittir ama tabii sabitimizi yani c'yi de unutmamamız gerekiyor. Buradan c'nin neye eşit olduğunu hesaplamak çok kolay çünkü v3'ün eksi 3'e eşit olduğunu biliyoruz. Hemen not ediyorum v3 eşittir 3 artı c. Bu arada t gördüğüm yere 3 yazdığımı da eklemek istiyorum. Biraz daha açık olması için v3, 3 artı c'ye eşit ve bunun da eksi 3'e eşit olduğunu biliyoruz. Evet, burası eksi 3'e eşit. Şimdi bana c'nin neye eşit olduğunu söyleyebilir misiniz? Buradaki ifadenin şu kısmına odaklanacağız ve eğer iki taraftan da 3 çıkarırsak c'nin eksi 6'ya eşit olduğunu buluruz. Gördüğünüz gibi hızı zamanın bir fonksiyonu olarak tanımlayan ifadeyi elde ettik. Hemen yazıyorum vt eşittir t artı eksi 6 yani t eksi 6. İsterseniz sağlamasını da yapabiliriz. Bunun t'ye göre türevi 1'e eşittir ve t 3'e eşit olduğu zaman da eksi 6 artı 3'ten eksi 3 elde ederiz. Harika, hızı zamanın bir fonksiyonu olarak ifade etmeyi başardık. O halde sıra geldi konuma. Şimdi de konumu zamanın bir fonksiyonu olarak ifade etmemiz lazım. Konum da hız fonksiyonunun ters türevi olacak değil mi? Hemen not ediyorum. Evet, zamanın bir fonksiyonu olan konum vt dt'nin ters türevine eşittir. vt yerine t eksi 6 yazarsak, t eksi 6 dt'nin ters türevi ve bu da t kare bölü 2'ye eşittir. Daha önce görmüştük, eksi 6'nın ters türevi eksi 6 t'ye eşittir ve tabii bir de sabitimiz var değil mi? Artı c. ST arkadaşlar evet buna eşittir. Az önceki gibi sabitin ne olduğunu bulmak için buradaki bilgiyi kullanacağız. T eşittir 2'de konum eksi 10 metreydi. Hemen not edeyim. S2 eşittir 2'nin karesi bölü 2, 2 eder. Eksi 6 çarpı 2'de 12 ve artı C eşittir eksi 10. 2 eksi 12 eksi 10 eder. Eksi 10 artı c eşittir. Eksi 10. İki tarafa da 10 eklersek c'nin 0 olduğunu buluruz. Konum fonksiyonunu da bulduk c 0 olduğuna göre, zamanın bir fonksiyonu olarak konumu, t kare bölü 2 eksi 6 t olarak ifade edebiliriz. Yine sağlama yapmak isterseniz, t 2'ye eşitken, 2'nin karesi bölü 2 2'ye eder, eksi 6 çarpı 2 eksi 12, 2 eksi 12'den de eksi 10 elde ederiz. Türevini alacak olursak da, t eksi 6 buluruz. v 3’ün eksi 3'e eşit olduğunu da bulmuştuk. Bunun türevini aldığımızda da a t'yi bulursunuz. Her neyse umarım hoşunuza giden bir video olmuştur.